Belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı ve aynı zamanda yeni meclis üyeleri ve yeni belediye başkanımızı konuşmaya davet ediyorum. Devir kestim için mikrofonu Sayın Yekta Hanım'a veriyorum. Benim için çok değerli, çok önemli komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım, dostlarım, okul arkadaşlarım, asker arkadaşlarım, top arkadaşlarım, düğünlerde horan arkadaşlarım, yayla komşularım. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Beş yıl öncesine kadar ülkenin çeşitli yerlerinde eğitimle ilgili sorumluluk alan içinizden birisiyim. Emekli olduktan sonra da Yeşilyer'de yerel hizmet konusunda sorumluluk aldım. Sizler verdiniz bana bu yetkiyi, sizler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kefil oldunuz bana. Bana bu ağır sorumluluğu verdiniz. İnanın bu sorumluluğun ağırlığını gece gündüz, kış, yaz üzerinde hissettim. Bir saniye dahi unutmadım üzerindeki sorumluluğun ağırlığını. Hep bu sorumluluğun kontrolünde adımlarımı atmaya özen gösterdim. Sizlerle ilişkilerimi bu doğrultuda sürdürmeye çalıştım. Eksik bıraktığım, başaramadığım, yapamadığım, üstesinden gelemediğim bir sürü işler vardır, olmuştur. Ancak bir konunun altını çizmek istiyorum. Tüm iyi niyetimle, tüm enerjimle verimlilik, olumluluk adına çabalarımı sürdürmeye özen gösterdim. Ve sizlerin de bildiği gibi bu beş yıllık süre içerisinde hiçbirinize bir karışça çocuğa dahi sesimi yükseltmedim. Elimden geldiğince saygıda, sevgide kusur etmemeye özen gösterdim. Geldiğimiz bu günde bir yıllık süre bile olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının partiye davet ettiği bir belediye başkanıyız. Yeşilce kazansın dedik. Bu tuttu. Yeşilce hepimizin ortak mekanıydı. Aşağı obalı, yukarı obalı, uzun boylu, kısa boylu, esmer, sarışın insanlarımızın bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir zemindi burası. Buraya güzellikleri getirmemiz gerekiyordu. Buraya huzuru getirmemiz gerekiyordu. Geçmiş dönemdeki insanlarımız da burada yaşayan insanlarımızın huzur içerisinde yaşaması için çok büyük çaba sarf ettiler. Belki biz bunun meyvelerini topluyor olabiliriz bugün. Geçmişte de burada huzurun sağlanması için çok büyük adımlar atılmıştır. Ben bu doğrultuda çaba sarf eden büyüklerime, huzurlarınıza saygı duymak istiyorum. Yeşilce'de
sevgi kazansın, barış kazansın düşüncesiyle kendi siyasi geleceğimi de riske etmek üzere Yeşilce'deki yerel seçimlerde aday olmadı. İnsanlar bazen kendileri için çok değerli olan şeylerden de vazgeçebilmeye, geri adım atmaya hazır olmalılar. Bununla bir örneğini toplumumuz belki bu adımı atmamı benden beklemiş olabilir. Gerilim psikolojisiyle, ötekileştirme psikolojisiyle, insanlarımızı karşı karşıya getirme yaklaşımıyla, ucuz siyasi çıkarlara tenezzül etmeyle bir sonuca varılamayacağını bilen bir insanımızın. Şu karşıya baktığınız zaman orada harmanın döneceğinde bir şey var. Sevginin aşamayacağı kapı yoktur diye orada bir yazı var. Bakın burada da hak ve özgürlükler hepimiz için gereklidir diye bir yazımız var. Yıllardan beri şunu söyledik Mesudiye'de ve başka yerlerde. Yeşilce ve yöresinde eğitim ve öğretimin tavan yaptığını, insan haklarının, özgür yaklaşımın hak savaya çıktığını, sevgi, saygı ortamının gelişmiş olduğunu söyledik. Ama bunu davranışlarımızla kanıtlayamazsak söylediğimiz sözler askıda kalır. Bu nedenle 1950'de kurulan belediyemizin, ben o zaman doğmuştum, aklım verdikten sonra Yeşilce'mizde yerel seçimler hep sıkıntıyla yaşandı. Sıkıntıları yaşadı. İki kardeş birbirine küstü, komşular arasında problemler, sıkıntılar yaşandı. Belki de 2009 yerel seçimleri ilk defa bu kadar gerilimin az yaşandığı ve insanların sıkıntıya sokulmadan birbirine saygısını, sevgisini sürdürdüğü bir sürecin yaşanmış olmasını hep birlikte yaşadık, gördük. Bunun bize çok büyük katkısı olacak. Şimdi bu sürece Yekta Aydın olarak, Yeşilce Belediye Başkanı olarak katkımın olduğunu söylüyorum. Benim tek başıma bu süreci, bu ortamı yaratma gücüm yok. Benim bu yaklaşımıma Yeşilce halkının da katkısı oldu. Meclis üyelerimin de katkısı oldu. Ve Yeşilce'yi idare etmeye, yönetmeye hazır olan adaylarımızın da çok büyük katkısı oldu. Yeşilce'deki bu demokratik olgunluğun oluşmasına katkısı olan Yeşilce halkına, belediye meclis üyelerine, Yeşilce Belediyesi personeline, çalışanlarına ve daha çok Yeşilce'yi yönetime talip olan sevgili kardeşlerime bu demokratik olgunluğun oluşmasına, taban yapmasına katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Daha önceden de Yeşilce'de ne oluyor, neler oluyor diye soruluyordu. Mesudiye kamuoyu bunu merak ediyordu. Şimdi de soruyordur herhalde Yeşilce'de neler oluyor diye. Muhtarlık seçimlerinde bile hat safhada sıkıntıların yaşandığı bir ortamda Yeşilce'mizde bu kadar düzeyli bir ortamın yaşanmış olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben 5 yıllık süreç içerisinde ateşten gölmeyi sırtımdan çıkarmadım. Hep verimlilik adına koşturmaya çalıştım. Ama eksik bıraktığım çok şeyler var. Ben duyuyorum. İşte Yeşilce'de daha ne olacak? Yeşilce'de ve yöresinde daha yapılacak çok işler var. Daha yapılacak çok işler var. 5 yıllık çalışmalar, 10, 20, 30, 40 yıllık çalışmalar yetmez. İnsanlar yaşadıkça onların ihtiyaçları da artacak. Bugünden itibaren bir birey olarak Yeşilce Belediyesi'nin
emrinde olacak. Yeşilce halkının seçmiş olduğu belediye başkanına saygıda kusur etmemeye çalışacağım. Emirlerini yerine getirmeye çalışacağım. Çünkü hepimizin büyüğü, hepimizin emir verme yetkisine sahip olan kişiyi Yeşilce halkı belirlemiştir. Yeşilce halkının iradesi tescillenmiştir. Artık bundan sonra bunları tartışmanın ne günü, ne yeri, ne de zamanıdır. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde bu tartışmaları bir kenara bırakıp işimize bakmak zorundayız. Geçmiş dönemlerde şu oldu, bu oldu. Bana aynı anlayış gösterildi, gösterilmedi. Ben bunun hesabını yapmıyorum. Hiçbir komşuma kırgın ya da dargın değilim. Çoğunu tolere etmeye çalışacağım. Olur diyeceğim. Ama belki kırgınlığımı hafifletemeyeceğim, belki kendime söz geçiremeyeceğim birkaç tane de insanım olabilir. O insanlarımı da şu sistemimi daha sonraki dönemde, görevimi bıraktıktan sonra. Ya kardeşim, derdin neydi? Ne istiyordun benden? Sorusunu uygar bir insan olarak soracağım. Herhalde onların da bana verecek cevapları vardır. Cumartesi gününden itibaren, tabii aranızdayım, burada kalacağım her zaman. İstanbul yolculuğum olacak. Belki İstanbul'da da sorumluluk alma durumum olacak herhangi bir kurumda. Ondan sonra da oradaki sorumluluğumu alış nedeniyle yine Yeşilce'nin hizmetinde bulunmak olacak. Şu tür şeyler geliyor benim kulağıma. Sizler biliyorsunuz. Ben 35 yaşında Mesudiye'yi terk ettim. 35 yaşıma kadar bu topraklarda çalıştım. 15 yıl Mesudiye'de öğretmenlik, idarecilik yaptım. Ve her yıl diğer zamanlarda da İstanbul'dan geldim buralara, şenliklere katıldım. Anonsunu çoğunun ben yaptım, bulundum düğününde, davetinde komşularımızın. Belki Yeşilce'de 35 gün kalmayan insanlarımızın bile yekta edin. Yeşilce'nin neresindeydi ki şimdiye kadar gibi bazı şeyleri kulaklarıma geliyor. Ben bunları tabii ki insanlarımızın takdirine sunuyorum. Yeşilce kazanmıştır değerli dostlar. Bir inşaat mühendisi kardeşimiz, genç kardeşimiz pırıl pırıl Ankara'da, ülkemizin çeşitli yerlerinde insanlarımızın bayındır olması konusunda çaba sarf eden bir kardeşimiz bugün Yeşilce'de belediye başkanlığı sorumluluğunu üstlenmek istemiştir. Ben onu kutluyorum, huzurlarınızda kucaklamak, öpmek istiyorum. Sizden de ona bir alkış istiyorum. Hizmetlerimi huzurunuza diye saymak istemiyorum. Televizyon programında bir açıklamam oldu. Onların CD'lerini çoğalttım. Çalışmalarımın özetini sevgili başkanıma da sundum. Bundan sonraki soracağı konularda eğer benim bilgime, tecrübeme, desteğime ihtiyacı olduğu her zaman da yanında olacağımı Yeşilce halkına duyuruyorum. Her şey Yeşilce için olsun diyorum. Her şey Yeşilce'nin mutluluğu için olsun diyorum ve mikrofonu sevgili kardeşim Terzi'ye vermek istiyorum. Sevgili başkanımıza bu özlü ve veciz konuşması için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Yeşilceliler, sevgili dostlar, Yeşilce dediğim zaman daha önce birkaç defa altını çizmiştim. Tekrar ona gerek duyuyorum. Merkez mahallemiz ve Yeşilyurt mahallemiz zaten Yeşilce. Ancak Yeşilce dediğimiz zaman Çerçi Çamlığı'ndan itibaren Konacık, Sarıyayla, Yağmurlar, Gülpınar veya Yeveli'de kapsadığını hatırlatmak istiyorum. Sevgili Yeşilceliler, sevgili dostlar, çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Sevgili başkanımız da söyledi. Bu sürece katkı yapan mevcut belediye başkanımıza, sevgili Orhan Aksoy arkadaşıma, sevgili Kadir Günal arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum.
Bu işler bir kişinin, iki kişinin başarısıyla söz konusu olamaz. Yeşilce kendine ve adına yakışır bir olgunlukta bu seçim sürecini bitirmiştir. Biz ısrarla aylarca süren bir seçim kampanyası yürüttük. Bu seçim kampanyamızı çok ciddiye aldık. Ankara'da, İstanbul'da, Yeşilce'de, Ordu'da, Samsun'da toplantılar yaptık. Projelerimizi anlattık. Bugün sizlere projeleri anlatmayacağım. Ancak ulaşımdan, özellikle Yeşilce Çambaşı, Yeşilce Dereyol, Mesudiye, Yeşilce arası mevcut belediyemizin takip ettiği projelerin takipçisi olacağız. Yeşilce'yi eğitim ve turizm odaklı geliştirme noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kısaca söylediğimiz ne varsa bunun arkasında duracağız. Bunu bir tek ben televizyon programlarında da söyledim, konuşmalarda da söyledim. Bu benim belediye meclis üyesi arkadaşlarım, belediye personelinin katkılarıyla olmaz. Bugün 50'den itibaren Sayın Şükrü Demircan'dan, Necati Aydın, Mehmet Karakaya, Sönmez Yılmaz, Azmi Aksoy, Yekta Aydın, Fikri Eraslan nasıl bu süreci geçmişse bir devir teslim, ben de görevim bittiği zaman Yeşilce halkının karşısında benden sonraki bir arkadaşıma, kardeşime yine böyle dostça kucaklaşarak bu bayrağı teslim edeceğim. Bu bir hizmet yarışıdır. Geçmiş yıllarda biraz birbirimizi hırpaladık. Bunda hepimizin şu ya da bu nedenle sorumluluğu olabilir. Ama artık seçimler bitti, Yeşilce kazandı. Bundan böyle kesinlikle şu oy verdi, vermedi, bu şöyle yaptı, böyle yaptı deme lüksümüz hiçbir kimsenin yoktur. Ben özellikle bu konuda tartışma yaratılmamasını, konuşulmamasını özellikle rica ediyorum. Ben bazı duygularımı içinde saklayamayan bir arkadaşınızın, kardeşinizin. Her şeyi açık seçik koyuyorum. Yine evden çıktığım zaman gün nazarına günaydın, nasılsın Mebrur abla, ne yapıyorsun Zühre anne gibi kahveye girdiğimde yine takılacağım, yine şakalaşacağım. Benim kişisel olarak yaşamımda tabii ki belediye başkanının sorumluluğu olacak ama özel yaşamımda çok bir şey değişmeyecektir. Hepimiz insanız, hepimizin duyguları var. Hepimizin de insan olmanın gerektirdiği hatalarımız ve eksiklerimiz olacaktır. Sizlerden daha bugünden özellikle bir şey rica ediyorum. Bizimle konuşmadan, bizimle tartışmadan, Fevzi de şöyleydi, böyleydi, bunu şöyle yapmış, bunu böyle yapmış türünden konuşmalara itibar edilmemesini, özellikle bu süreçte ben sizlerden aldığım yetkiyi sizlerle paylaşmadan, sizlerle tartışmadan, sizlerin onayı olmadan herhangi bir karar almayacağımı, herhangi bir kişi veya kurumun etkisinde kalmayacağımı buradan kameraya çekiliyor, sizlere söz veriyorum. Dolayısıyla bunu çok önemsiyorum. Bir kredi limitinin konulması lazım. Maalesef bu böyle olmuyor. Ben daha önceki siyasi yaşamından da biliyorum. Bir arkadaşımızın bir ricası, ufak ya da büyük, yerine gelmediği zaman ben oy vermiştim ya da sen görürsün gibi yaklaşımlar bizim bu sürecimize, bu büyük Yeşilce sevdasına katkı yapmaz. Ben her şeye açığım, her türlü eleştiriyi yapacaksınız. Ben sizin kardeşinizim, evladınızım, oğlunuzum. Bana büyüklerim, bak bu noktada hatalısın diye yüzüme söyleyecekler. Bu işi Yeşilce olarak, bu işi becerelim. Birlikte tartışma, birlikte yönetme kabiliyetimizi sergileyelim. Gerçekten Yeşilce farklı bir duygu. Yeşilce dediğimiz zaman gerek bölgemizde, gerek Ordu'da, Türkiye'de farklı bir anlayışı var. İşte bu anlayışı kılan sizlersiniz. Bak, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, belki biz bir içeride belediye başkanımızla masada bir öpüşüp oturacakken, ama bu irade, bu halkın iradesi, Yeşilce'yi yönetme arzusu hepimizi bu noktaya getirdi. Ankara'sından, İstanbul'undan, Samsun'undan, Ordu'sundan karda kışta gelen insanlar buraya bir arkadaşı seçmek için gelmedi. Bu kişisel bir şey değildi.
Bu Yeşilce sevdası, Yeşilce'ye olan ilgi ve Yeşilce'yi birlikte yönetme arzusu. Sonuç olarak diyorum ki Yeşilce kazandı. Bundan sonra Yeşilce'yi hep birlikte sizlerle hep beraber yöneteceğiz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın akşam muhtemelen kahvede projelerimizle ilgili bir toplantı yapacağız. Sevgili belediye başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı bir plaket sunacağız. Yine kadınlarımızla da özel olarak yarın ya da öbür gün bir iki gün içerisinde bir toplantı yapacağız. Onların da arzularını, onlar çünkü bu süreçlerde daha çok erkekler konuşuyor, erkekler karar alıyor. Bayanlar bu işin içerisinde yeteri kadar olamıyor. Bundan böyle Yeşilce Belediyesi'nde biliyorsunuz bir değişiklik yaptık. İlk defa bir bayan ablamız belediye meclisimizde görev alacaktır. Bu bir semboldür, simgedir. Bir yine Ayşe Ünal arkadaşımız da belediye meclisimizdedir yedekte. Biz asili yedeği olmaksızın, biraz önce belediye başkanım dediği için onu çok söylemek istemiyorum ama o benim de en büyük arzumdur. Artık yeşil yurtlusu Yeşilcelisi, yukarı obalısı aşağı obalısı, şu susu bu, şu sülale bu sülale tartışmalarının kesinlikle söylenmemesini, konuşulmamasını, bu söylemler üzerinden politikanın hiç kimseye bir faydası olmadığını hatırlatmak istiyorum. Hepinize tekrar en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte olacağız. Bu bir seçim diye, bunun daha önce seçim süreçlerinde de söyledik. Bunun kaybedeni olmayan bir seçim olsun istedik. Sevgili Orhan Aksoy arkadaşım da, Kadir Ünal arkadaşım da bu seçim sürecinde kendilerini kaybetmiş gibi hissetmemelerini ben özellikle rica ediyorum. Biz kendi adıma, ben kendi adıma bir seçim kazanmış gibi bir hoşluk ve şey içerisinde değilim. Bunu o günkü mitingde de size söyledim. Biz geçmişten bu yana gelen aynı dünya görüşünü paylaşan, aynı dünya görüşünün insanları, aynı şeyleri yapan insanlar zaman zaman şu ya da bu nedenle seçim süreçlerinde ayrı düşünebilir. Bunun da bir sorun olmaması gerektiğini hepimiz yine bu andan itibaren başkanız. Ben bana oy verenlerin başkanı değilim. Ben tüm Yeşilce'nin başkanıyım. Hepinizin başkanıyım. Hepinizin emrindeyim. Hepinizin emrindeyim. Tekrar ediyorum. Sayın Belediye Başkanım da emir gibi söyledi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız ve eski başkanlarımız, tam biz ancak rica ederiz. Dolayısıyla kendilerinin bize sunacakları katkıları biliyoruz. Biz geçmiş belediye başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden, muhtarlarımızdan her türlü desteği alacağız. Yeşilce'yi birlikte yapacağız. Kesinlikle bir seçim kutlaması gibi bir anlayışımız söz konusu değildir. Bireysel olarak arkadaşlarımız daha önce yaptıkları gibi şu ya da bu biçimde eğlenme yapabilirler. Bu bizim organizasyonumuz kesinlikle değildir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hep birlikte eğlencemizi şenliklerde yapacağız. Hep beraber yapacağız. Türkiye ve dünyaya buradan mesaj vereceğiz. Yeşilce'yi marka yapacağız, dedik yapacağız sevgili dostlar. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet. Dayıcığım hayırlı uğurlu olsun. Bak bu yaştan sonra
yakanı bırakmıyor. Görüyorsun. Ben geçen dönemde ben de teklif ettim hatırlarsanız. Birlikte çalışabiliriz diye. Buyurun. Sayın birkaç sandalye olursanız. Çikolata süzerek getirsene. Evet. Çikolata. Önder abi oturun. Önder abi oturun abi. Sabır, hoşgörü, dayanıklılık isteyen bir sistem. Bakın 5 yıllık süre çok kısa bir sürede bitiyor, bitti. Ha, ne var ki biz bu süreci daha tatlı, daha verimli geçirebilir miydik? Yapabilirdik bunu. İşte bu geçmiş dönemdeki olaylardan ders alıp önümüzdeki günleri daha verimli kılabiliriz. Sanki durum onu gösteriyor. Çok mutlu ayrılacağım ben de buradan. Görevimi de gönül rahatlığıyla bırakmanın mutluluğunu yaşayacağım. Herhalde işi de görevi de ehline bırakacağız. Daha güzel şeyler olacağını ümit ediyorum. Bu şu demek değil tabii. Bu bir süreç de geçmişten bugüne kadar. Yeşilya'da ya da bizim ülkemizde, evlerimizde daha yapacağımız çok işler var. Her şeyi yaptık, ettik şeklindeki bir yaklaşımın çok da sağlıklı bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Yapılabilecek güzel olan her şeye hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Ben şimdi izin verirseniz bu makamı Yeşilya halkının seçmiş olduğu kardeşimize devretmek istiyorum yani burada huzurlarında. Sen geç şöyle, ben sözümü. Tamam. Biraz da seni orada, makamında burada oturmuş olalım birlikte. Hepimizin hazır olması ve bunu içimize sindirmemiz gerekiyor. Çünkü buralar hep gelip geçici şeyler. Şimdi işte ben de rahatladım böyle, şöyle çekelim. Stresten kurtuldum. Bu tabiatın kanunu. Evet. Bütün tabiatla insanların evet. Aynı düşünüyorum ben. Bu tabiatın kanunu. Gerçekten ben de mevcut belediye başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçlerde zaman zaman siyasetin ve hizmetin gereği tartışmalarının olması da doğaldır. Bizim sürecimizde de bunlar olacak. Biz de bir sürü eleştiriye maruz kalacağız. Bir sürü güzel şeyler yapacağız. Bir şeyler yaparken de eksik bıraktıklarımız olacak, eleştireceğiz. Hepsini bunların içine, içimize sindirmemiz gerekiyor. Ama ben gerçekten Yeşilce halkı kendine yakışır bir olgunlukta bir seçim süreci geçirdi. Bunu çok önemsiyorum. Ankara'da, İstanbul'da olsun, Yeşilce'de olsun. Yani zaman zaman ufak tefek çok birbirine bakışma düzeyinde kalması son derece sevindiricidir. Bu Yeşilce'ye yakışan da budur. Bunu çok önemsiyorum. Bundan sonra artık yani şu kahve bu kahve, şurası burası gibi bir tartışmanın artık Yeşilce'de kesinlikle yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. Bu kapı herkese açık. Bu belediyenin kapısı herkese açık. Tüm insanlarımıza açık. Halkımıza açık. Israrla şunu söylüyoruz. Karar süreçlerinde katılım çok önemli. Bu süreçleri beraberce götüreceğiz. Dolayısıyla ben Sayın Başkanıma bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. İstanbul'da umarım Yeşilci'ye, gerçi açık vermiyor ama umarım Yeşilci'ye kendisine ve Yeşilci'ye de faydalı olacak. O noktada
bir görev olursa çok mutlu oluruz. Siz gidiyor musunuz? Tamam, ben gününe göre olsun. Her zaman bu kurumun emrinde olur. Belediye seçimlerinde belediye kadrosunda 8-1 gibi halkın iradesinin çok açık seçik yansıdığı, biz hesaplarımızı genelde 7-2 üzerine kurgulamıştık ya da böyle olabileceğini düşünüyorduk. Bir kısım arkadaşlarımıza da bu sıranın hiçbir önemi olmadığını, çünkü onun sorumluluğu bendeydi. Ben özellikle o süreçte Şenel abiye çok teşekkür ediyorum şöylesine. Bir günden bir güne ne sırasını sordu, ne de ne oluyor diye sordu. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben bir sıra kaydısı, bir 3-5 değil. Biz onu bilerek bir de arkayı toparlansın diye, benim siyaseten kendime göre bazı değerlerim vardı. Biz tabii burada Lütfü amcamın da tecrübelerinden çok sık yararlanacağız. Bizim sırtımızda çok ağır bir yük var. Çünkü toplantılarımızda, söylemlerimizde bir irade ortaya koyduk. Bir kararlılık ortaya koyduk ve Yeşilce halkı bizim bu kararlılığımıza, bu söylemlerimize inanarak, güvenerek bizi ezici bir şekliyle yönetime getirdi. Bizim şimdi yükümüz daha da ağırlaştı. Çok ağır sorumluluk. Çok ağırlık sorumluluklarımız var. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Dolayısıyla zaman zaman belki bir konuda tartışmalarımız olabilir, uzayabilir ama kesinlikle birbirimizi ikna ederek Yeşilce'nin geleceği noktasında bir kararlar alırken duygusal davranmayacağız. Geçmişteki yapılan hataları, onlara söylenen şeyleri yapmamaya özellikle özen göstereceğiz. Gerek belediyenin araçlarının kullanılması noktasında, gerekse bizim bu sürecimizi çok sağlıklı değerlendireceğiz. Şimdi zannediyorum 5 gün içerisinde bir toplantı yapıp kadromuzu, meclis başkanımızı ve encümenimizi seçmemiz gerekiyor. Ayrılacak arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Onun için Murat'tan tam birkaç gün bir öğrenelim. Sonra da bir gün belirleyelim. Birkaç gün içerisinde o toplantımızı da yaparak yolumuza devam edelim. Bundan sonraki süreçte daha zorlu, daha çetin bir mücadele bizi bekliyor gerçekten. Yaz koşullarında yine biraz hareketli oluyor ama kışın, bu seçim süreçlerinde de geldim, kışın çok daha zor. Yani ta telefon ediyorduk ki muhtarıma, hatta ya sobaya biz geliyoruz. Bir de tabii bizim temel olarak görevimiz, kışın da burada daha çok nüfusu barındırmak. Burayı kışın da cıvıl cıvıl bir hale getirmek, yolu izi açık bir belde haline getirmek. Bunu ben hep söyledim. Biz bu zamana kadar Yeşilce'ye gelen insanları hep ağırladık. Bundan sonra da ağırlayacağız ama bu insanların mutlaka Yeşilce'ye bir geri dönüşümü katkılarında takip edilmesi gerekiyor. Bu pek olmadı. Ağlamayana meme yok diye bir söz var. Dün Kaymakam Bey'i ziyaret ettim. Önder abiyle beraber ziyaret ettik. Dedik biz başlıyoruz. Topçam veya Üç Yol'a göre bizim de ayrıcalığımız olsun.
Çünkü Mesudiye'ye gelen misafirimizi yatıracak, yemek yiyecek bir yerimiz bile yok. Yani bizim bazı projelerimizin önünü açın ki Yeşilce'yi daha geliştirelim. Kendisi de bu noktada memnuniyetle böyle düşündüğünü, bu belde çalışmalarıyla ilgili dedi bize bir yazı geliyor, hemen de cevabını istiyorlar. Aynı gün içerisinde siz bu hazırlıklarınızı yapın. Bu noktada da biz üzerimize düşen görevleri yaparız dediler. Dolayısıyla sorumluluklarımız ağır. Amca bu işi hep beraber götüreceğiz. Şimdi dışarıda Fevzi, burada Reis Bey. Şimdi burada bir isteğim var bak. Şimdi Yeşilce'den muhtar, belediyeden daha çok görevli. Bunu böyle bilecek herkes. Onun için muhtarın, onun şeyler kuşu da uyduğu uçuru, hepsinin böyle bildikleri haberliğe birbirimizi destekleyerek senin korumayı almanı istiyorum. Verdiğiniz oraya dikkatimiz, tamam. Defteri, kalemi verdiniz. Tamam. Nehri düğününde koyduk, Nesin önünde koyduk. Çağman oradan teslim oldu. Şura şuradan şöyle oldu. Şimdi konuşunca bir tarafı önüne gelip, bir tarafı kaçırıya gelip. Olmadı mı? Doğru. Otur.